İkinci sınıf Türkçe dersi 5N1K sorularıyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, olayları daha iyi anlamak için 5N1K sorularını sorabiliriz. Nedir 5N? Bakın burada hiç ezberden gitmeyelim. 5N dediği 5 tane soru var burada. Dikkat edersen ilk harflerine ne ile başlıyor, değil mi? Nerede, ne ile başlıyor, ne zaman, niçin ve nasıl? Yani bu 5 tane soru da N harfiyle başladığı için 5N diyorlar. 1K dediği de kim sorusunun ilk harfine baktığında K harfi, ondan dolayı 5N 1K demişler bunlara. Ne aldın mesela? Nerede sorusuyla sorulabilecek bir cümle. Nerede kaldın? Ne zaman gittiniz? Niçin konuştun? Nasıl yaptın? K harfiyle de, yani kim kelime sorusuyla da kim konuştu sorusunu sorarak 5N 1K sorularına olayları daha iyi anlamak için cevaplar alırız. Şimdi bu bilgilere göre soruları çözmeye çalışalım. Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler aşağıdaki hangi soruya cevap vermez? Şimdi bu tarz sorularda önce cümleyi cümle yapan kelimenin altına çizmen gerekir. Bakın, karışıklık olmasın. Üstteki cümleyle alttaki cümleyi biraz ayıralım. Bütün yemekleri fırında yapıyor. Burada cümleyi cümle yapan kelime yapıyor kelimesidir. Çünkü cümleyi cümle yapan kelimelere bu soruları sorman gerekiyor. Yapıyor kelimesine hangi soruyu sorarsam fırında cevabını alırım. Nerede yapıyor? Fırında. Demek ki nerede sorusunu sorabilirim. Aşağıdakine geçtim. Oraya giderken arkadaşlarım da geldi. Cümleyi cümle yapan kelime geldi kelimesidir. Kurallı cümlelerden aklına gelsin. Ben geldi kelimesine hangi soruyu sorarsam arkadaşlarım cevabını alırım. Kim geldi? Arkadaşlarım geldi. Demek ki burada kim sorusunun da cevabı var ama ne zaman sorusunun cevabı yoktur. Doğru yanıtım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki hiçbir soruya cevap vermez? Bakalım. Ne, niçin, nasıl ve ne zaman soruları. Şimdi cümleyi cümle yapan kelimeleri altını çizelim. Oradan annem bana oyuncak aldı. Cümleyi cümle yapan kelime aldı. Buradaki soruları sorduğumda hiçbir cevap alamayacağım. Yani o şıkkı benden istiyor. Ne aldı? Oyuncak aldı. Bak, cevap aldım. A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakıyorum. Birkaç gün sonra buradan gideceğim. Cümleyi cümle yapan kelime gideceğim kelimesidir. Bu soruları hemen soralım. Ne gideceğim? Cevap yok. Niçin gideceğim? Cevap yok. Nasıl gideceğim? Cevap yok. Ne zaman gideceğim? Birkaç gün sonra gideceğim. Cevap buldum. B seçeneğini de eledim. C'ye şimdi dikkat edelim. Yine bu cümledeki de cümleyi cümle yapan kelimeyi bulacağım. Okulda kaldığını kimseye söylemedi. Söylemedi kelimesinin altını çizdik. Ne söylemedi? Cevap yok. Niçin söylemedi? Yine cevap yok. Yani buradaki kelimelerle cevap veremiyorum sevgili öğrencim. Nasıl söylemedi? Cevap yok. Ne zaman söylemedi? Cevap yok. Buradaki soru ne olur biliyor musun? Neyi söylemedi? Okulda kaldığını. Kime söylemedi? Kimseye söylemedi. Buradaki sorular neyi ve kime olması gerekiyor? Buradakiler arasında değil sonuçta. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nerede sözcüğünün cevabı yoktur? Dediğim gibi soruları cümleyi cümle yapan kelimelere sormamız gerekiyor. Onu en son kütüphanede gördüm. Bak, önce hepsinin altını çizelim. Gördüm. Okuldan çıkınca parka gidelim. Aradığın anahtarı masanın üzerinde gördüm. Şimdi nerede sorusunu buradaki altını çizdiğim sözcüklere, yani bu cümleyi cümle yapan kelimelere soracağım. Nerede gördüm? Kütüphanede gördüm. Bunun cevabını aldım. A seçeneği gitti. Aradığın anahtarı masanın üzerinde gördüm. Hemen sorumu soruyorum. Nerede gördüm? Masanın üzerinde. Cevabını aldım. B seçeneğine baktığımda okuldan çıkınca parka gidelim. Nerede gidelim? Cevap yok. Bak, nereye değil. Dikkat et. Nereye gidelim? Parka. Onun cevabı var. Ama nereye sorusunun cevabı var. Maalesef burada nerede sorusunun cevabı yoktur. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ablam bana çok güzel bir oyuncak almış cümlesinde aşağıdaki hangi sorunun cevabı yoktur?
Cümleyi cümle yapan kelimemiz almış kelimesidir. Şimdi bu soruları ona soracağım. Kim almış? Ablam almış. Ailen de... Ne almış? Çok güzel bir oyuncak almış. Ne sorusunun da cevabı var. Bir de kimi almış? Bana almış. Yani kime sorusunun da cevabı var ama ne zaman aldığı belli mi? Maalesef burada kelimeler cevap niteliğinde değil. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum. Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu cümlesine nerede doğdu sorusunu sorduğumuzda hangi sözcükle cevap veririz? Nerede doğdu? Selanik'te doğdu. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sevgili öğrencilerim, bir tane dizemiz var. Pardon, kıtamız var. Bu mısraya, bu kıtaya iki tane sorumuz olacak. Dizelere göre bir yaşında olan kimdir bakalım? Kedim henüz bir yaşında uyuyor soba başında. Hem cesur hem kurnaz. Bir tıkırtı duyar duymaz. Sorumuz dizelere göre bir yaşında olan kimdir diyor bize. Kedim henüz bir yaşında. Kim bir yaşında? Kedisi bir yaşında. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bu dizelere göre bir diğer sorum. Kedi evde nerede uyuyor? Bak, uyuyor soba başında. Nerede uyuyor? Soba başında uyuyor. Doğru yanıtım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nerede sorusunun cevabı vardır diyor. Bu soruyu neye soruyorduk? Cümleyi cümle yapan kelimelere sormamız gerekiyor. Öncelikle bütün seçeneklerdeki cümleyi cümle yapan kelimeleri bulacağım. Bunu sana verelim. Misafirlere çay ikram ettik. Bugün okulda tören vardı. Bakalım hemen. Bak, A seçeneği için bunu sana verelim. Sor sorunu. Nerede verelim? Belli değil. Cevap yok. A gitti. B seçeneğine bakıyorum. Misafirlere çay ikram ettik. Nerede ikram ettik? Cevap yok. B seçeneğine gitti. Bugün okulda tören vardı. Hemen sorumuzu soruyoruz. Nerede vardı? Okulda tören vardı. Okulda cevabını aldım. Zaten benden de onu istiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. O gün oraya gittim cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ne dedik sevgili öğrencim? Burada cümleyi cümle yapan kelimenin altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü soruları bu kelimeye soracağız. O gün oraya gittim. Cümleyi cümle yapan kelimemiz gittim kelimesidir. Şimdi soruları soralım. Ne zaman gittim? O gün gittim. A'nın cevabı var. Nereye gittim? Oraya gittim. B'nin de cevabı var. Ama nasıl gittim? Cevabı yok. Doğru cevabım C seçeneğidir.